yakalanabilir. PRP nedir mesela? PRP kişinin kendi serumunu kullanarak yaptığımız bir uygulama. PRP işleminde kişiden kan alıyoruz. Kanı laboratuvar ortamında özel bir cihazdan geçiriyoruz, santrifüj ediyoruz. Sonra elde ettiğimiz bir serum var. Bu serum büyüme faktörleri ve faydalı içeriklerden çok zengin bir serum. Bu serumu hastanın cildine uyguluyoruz. Değişik tıp alanlarında, ortopedide, fizik tedavide de kullanılabiliyor. Biz de PRP'yi dermatolojide en çok cilt gençleştirme alanında kullanıyoruz. Cilde enjeksiyon yoluyla veya roller, pen dediğimiz aletlerle de uygulayabiliyoruz PRP'yi. PRP mesela kimlere yapılabilir sorusunu sormak istiyorum. Bunun bir yaş sınırlaması var mıdır? Belli bir yaşa geldikten sonra olur mu olmaz mı? Ya da PRP'yi ne sıklıkla yaptırmak gerekiyor cilde? PRP 18 yaşından sonra mevcut sistemik veya otoimmün bir hastalığı olmayan, kanser hastalığı olmayan herkese yapılabilir. Herhangi bir alerji riski yok çünkü kişinin kendi serumunu kullanıyoruz. Çok güzel etkileri var. Cildi sıkılaştırma, lekelerde azalma, yaşlılık belirtilerini geri alma, ince çizgilerde azalma gibi çok güzel sonuçlarını görüyoruz. Otoimmün hastalık dediğimiz işte otoimmün tiroid hastalığı olabilir örnek olarak. Bağışıklık sistemini etkileyen hastalıklar olabilir. Aktif dönemdeki kanser hastalıkları olabilir. Bu hastalara PRP'yi yapmıyoruz. 18 yaşından sonra peki mezoterapi ile kıyaslayacak olursak PRP ile mezoterapinin farkı nedir ve mezoterapi nedir aslında? Mezoterapi de enjeksiyon yoluyla yani iğne ile yaptığımız bir işlem. Mezoterapide hazır ilaç kullanıyoruz. Bu ilaçlar amino asit, vitamin, hyaluronik asit dediğimiz cilde nem veren, cildin doğal yapısında bulunan, cildimizin gençliğinden sorumlu olan özel bir içerik hyaluronik asit. Büyüme faktörleri olabilir. Bu şekilde bu çeşit içeriklerden oluşan bir serum. Bu serumu da iğne yoluyla cilde minik ince iğnelerle enjekte ediyoruz. Bu da yine herkese yapılabilir mi? Yoksa herkese bunda da... yapılabilir. Aynı kriterler geçerli. İşte gebelik, aktif otoimmün bir hastalık veya aktif dönemdeki kanser hastalığı olabilir. Bu hastalara yapmıyoruz. Mezoterapinin de etkileri çok güzel. 30-35 yaştan itibaren cildimiz yaşlanmaya başlıyor. Ciltte ince çizgiler gelişmeye başlıyor. Bunun önüne geçmek için, cildin sıkılığını artırmak için mezoterapiye de başvuruyoruz. Aslında tabii şimdi botoksu da konuşacağız, dolguyu da konuşacağız ama uzmanlar son birkaç yıldır şunu da dile getirmeye başladılar. Kozmetik ürünlerin çok da fayda etmediğini, daha çok cilt altına yapılabilecek ürünlerin, örneğin bir kreme verilecek bir meblağdansa, cepten çıkacak bir paradansa bir mezoterapi ya da PRP'yi mi önerirsiniz? Siz de bu aslında açıklamalara ya da bu doğrultudaki söylemlere katılıyor musunuz? Klinik ortamda yapılan işlemleri, bu mezoterapi olur, PRP olur, gençlik aşısı olur, mutlaka ev kullanım ürünleriyle desteklemek gerekir. Ama tabii önüne gelen her ürünü kullanamayız. Koruyucu madde, boya maddesi içermeyen, cildimizle uyumlu, klinik ve bilimsel çalışmaları yapılmış ürünleri kullanmak lazım. Bu konuda dermatoloğunuz yani cilt hekiminize mutlaka danışarak doğru ürün kullanımıyla da ilgili bilgi almanız gerekir. Çünkü herkesin cilt yapısı farklı. Her yaşa ve cilt yapısına göre farklı ürünler öneriyoruz. Her cildin nem ihtiyacı değişebiliyor. O yüzden kozmetik ürünler de kendi arasında çok değişkenlik gösteriyor. Bu konuda mutlaka uzmandan yardım almamız gerekiyor ve koruyucu madde içeren ürünlerden uzak durmamız gerekiyor. O zaman mesela PRP ve mezoterapi ne kadar da bir uygulanmalıdır cilde? PRP ortalama 3-4 haftada bir, minimum 3 seans yapılmalı. Bir 6 ay ara verdikten sonra seanslar tekrarlanabilir. Ara seanslar, koruma seansları şeklinde gidilebilir. İlk işlemden sonra hasta cildinde bir parlaklık, lekelerinde azalma, cildinde açılma, sıkılığında artma fark ediyor. Ama işlemin etkisini bir ay sonra biz daha net görebiliyoruz. O yüzden ikinci işlemi 3-4 hafta sonra yaparsak hasta ikinci işleme geldiğinde cildinde daha farklı sonuçlar görüyor. Bu da hastayı memnun ediyor. Mezoterapi de ortalama 2-4 haftada bir, 4-6-8 seans duruma göre
Yapabiliyoruz. Çoğu zaman PRP ve mezoterapiyi kombine ediyoruz. Ardışık seanslar şeklinde gidebiliyoruz. Bir de gençlik aşısı dediğimiz şu anda çok gündemde revaçta olan en sık yaptığımız işlemlerden Nedir biri o? var. Mezoterapi ya da PRP'den farkı nedir ya da hepsi? Gençlik aşısı mezoterapinin biraz daha yoğunlaştırılmış bir şekli ilaç olarak. Yani hyaluronik asit oranı daha yüksek. Hyaluronik asitle cilde nem veriyor, parlaklık veriyor, sıkılığını artırıyor. Bunun dışında cildi sıkılaştıran, cildin vitamin ihtiyacını karşılayan bir takım içerikler var. Mezoterapi ilaçlarının biraz daha yoğunlaştırılmış hali diyebiliriz. Mezoterapide 4-8 seans arası